Bugün bu önemli günlerde hep beraber olmak bizim için, Türkiye Cumhuriyeti Bişkek Büyükelçiliği için büyük bir gurur vesilesi, büyük bir onur kaynağıdır. Bu nedenle buraya gelmiş olmanızdan ötürü size hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle, aziz milletimiz için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşımız, ülkemizin beka mücadelesinde sahip çıkmamız gereken ruhu, birlik ve beraberliğimizden gelen gücümüzü bugüne taşıyan kurucu bir metindir. Bugün ülkemize yönelen her tehditte ise bu ruhu canlandırmak temel ülkümüz olmalıdır. Geçmişte atalarımızın, dedelerimizin bu ruhla Çanakkale'deki dik duruşları, onurlu, inançlı mücadele ve kararlılıkları günümüzde bizlere de ışık tutmaya devam etmektedir. Bunu Türkiye'de, Kırgızistan'da, dünyanın her bir köşesinde aynı ruhla, aynı inançla biz de azimle sürdürüyoruz. İçeride ve dışarıda her türlü terör örgütüne karşı savaşımız hız kesmeden devam ediyor. Atalarımızdan, dedelerimizden miras kalan işte bu inanç ve ruh ile devam edecek ve bundan sonra da Kırgızistan başta olmak üzere haklı davalarımızda sonuna kadar ilerleyeceğiz ve hepsini kazanacağız. Değerli öğretmenlerimizi, yetiştirdikleri öğrenciler, hazırladıkları konuşma ve bizzat yapacakları sunumla aramızda görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Çanakkale ve milli mücadele ruhunu nesilden nesile aktarmak ve bu yöndeki gayretleri nedeniyle de hakikaten siz değerli öğretmenlere çok çok teşekkür ediyorum. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü, Mehmet Akif Ersoy'u ve 18 Mart Çanakkale şehitlerini anma günümüzde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek, amansız, çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir. Mehmet Akif Ersoy, Türk milleti için sadece İstiklal Marşımızın şairi olmaktan öte bir edebiyat, düşünce ve sanat adamıdır da. O yaşadığı dönemde şair ve düşünür kimliğiyle topluma yol göstermiş, toplumun önünde gitmiş ve toplumda derin izler bırakmıştır. Yazmış olduğu İstiklal Marşı ile milli mücadeleye büyük katkı sağlamış olan ve bu sayede vatan şairi olarak anılan Mehmet Akif, Türk edebiyat tarihinin de önemli kalemlerinden biridir. Mehmet Akif'in torunu Selma Argon, dedesinin Osmanlı'nın en çalkantılı dönemlerinde doğduğunu ve tüm yaşananların eserlerine yansıttığını dile getirdiğini belirtir ve dedemin şiirlerindeki özellik her şiiri yaşayarak yazmış olmasıdır. Bize adeta bir belgesel bırakmıştır der. Mehmet Akif de kendi eserleri hakkında ne gördüysem onu yazdım. Hayalle işim yoktur benim demiştir. Ve hiç görmediği, hiç katılmadığı Çanakkale Savaşı'nın resmini adeta dizeleri ile tarihe nakşetmiştir. Vatan şairi Mehmet Akif'in böylesine bir başlık seçmesinin anlam ve önemi millet ve birey olarak günümüzde de bizim için bir gurur vesilesidir. Çünkü Türk milletinin varlık sebebi istiklalidir, yani özgürlüğüdür, bağımsızlığıdır. İstiklalini kaybeden Türk, bireysel şahsiyetini olduğu kadar milli varlığını da kaybeder. Kutsal değerlerimizin yerleştiği kalbimizde, ölümsüz eserleriyle, yüreğimizde en yüce makamı oturttuğumuz büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy, ulusumuzla birlikte Türkiye Cumhuriyeti var oldukça hep yaşayacaktır. Onun lirik esinleriyle eğitim almış bir Türk kadını olarak duygu ve düşüncelerindeki atmosferi hala taptaze benliğimizde yaşatıyor olmaktan gurur duyuyorum. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.